Arda Air Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Meydan AVM MediaMarkt mağazalarından yeniden sizlere sesleniyoruz. Bu sefer fark edebileceğiniz gibi tablet bölümündeyiz ve başlıkta da görebileceğiniz gibi özellikle öğrenciler için tam da böyle okullar tatile gelip tercihler yapılıp yeni okullar açılma dönemine yaklaşıyorken tablet modellerinden özellikle uygun fiyatlı modellerden sizlere bazı seçkiler yaptık. MediaMarkt'la beraber bu videoda onlardan bahsediyoruz. Şimdi biliyorsunuz aslında tablet modelleri farklı farklı fiyatlandırmalarla farklı farklı ihtiyaçlara göre olabiliyor. Ama son dönemde özellikle gerek oyun oynamak için, gerek gezinmek için, gerek ödev takibi için, gerek uzaktan eğitim sistemleri gibi sistemler için her ne kadar onları da birazcık geride bırakmış olsak da tablet gereksinimi fazlasıyla artmış durumda. Biz de burada dediğim gibi hem böyle ilkokul, ortaokul gibi aslında sırayla gidiyor şeklinde ya da fiyat bandına ve özelliklerine göre değişen modellerden bahsedeceğiz. İlk olarak sizlere bir Samsung bir de Huawei modelinden bahsetmek istiyorum. Huawei'de MatePad T10s, Samsung tarafında ise Galaxy Tab A7 Lite modeli. Bunların ikisi de özellikle fiyat performans tarafına dikkat çeken giriş seviyesi diyebileceğimiz birazcık da böyle hani genel tabirle çocuğun eline verilebilecek tablet modelleri diyebiliriz. Tabii ki giriş seviyesi olmasına rağmen geniş ekranlarıyla ve rahat kullanım seçenekleriyle dikkat ediliyor. Ama bunlarda ayrı bir yerde kalem desteği olmadığını söyleyelim. Tabii ki kalemli kullanılabilir yapılar oluyor ama satın aldığınızda kalemsiz olarak geliyor. Bu normal kullanımda bir medya tüketiminde temel oyunları oynamak noktalarında kullanılmak için tercih edilebilecek modeller ve özellikle içerisinde bulunan çocuk modlarıyla yani aslında çok daha küçük çocukların oynaması gerekeceği durumlarda çocuk modunu açarak aslında zararlı bir şeylere girmeden tabletle vakit geçirmesi sağlanabileceğini bahsedelim. Bir de yine Samsung kanalından aslında seviyeyi birazcık daha yükselttiğimizde ki bizim kanalda da daha önce inceledik. Böyle tam arada kaldığımız Tab S6 Lite modeli var. Özellikle S7 modeli çıkmış olmasına rağmen ki artık yavaş yavaş S8'lere de geliyoruz. Ama o dönemin Lite modeli kalem desteğiyle beraber gelen S7 ailesinden biri olup rahat rahat kullanılabilecek modellerden biri olduğunu söyleyelim. Ekran kalitesini sevmiştik. İşlemci gücü direkt böyle bir oyun oynanabilecek yapıda olmasa da günlük kullanımlarda ve birçok noktada sizin işinize yarayabilecek bir durum. Ve özellikle kalem kullanmak istiyorsanız yani okulda ya da iş yerinde not almak istediğinizde de öğrencilerin bu noktada ekstra da hoşuna gidebilecek bir durum olduğunu da S6 Lite için söylemiş olalım. Ama not almak, kalemle kullanmak için burada aslında güzel bir versiyon var ki o da benim hemen yanımda. Çünkü bu modelin TCL'in Next Paper modelinin güzel bir artısı var. Paperlike dediğimiz bir üzerinde ekran teknolojisi var. Normalde bunu özellikle iPad kullananlar bilir. Gider bir özel jelatin alıyorlar ve kalemle kullandığında aslında bir kağıt kullanım hissiyatı veriyor. Next Paper'ın üzerinde 10S modelinde özellikle direkt ekranında kendi bu teknoloji var ve kalemiyle beraber kullanmak istediğinizde gerçekten bir kağıttan kullanır gibi, not alır gibi destek alabiliyorsunuz. Bu önemli artılarından biri. Lansmanına biz katılmıştık ve orada sizlere bunun detaylarından bahsetmiştik. Yani aslında bu bir e-kitap okuyucu olarak da kullanılabilen, ekran teknolojisiyle kağıt kullanımını size destekleyen ve aslında tam bir böyle öğrenci işi olarak düşündüğümüzde hani benim üniversite zamanlarımda olsa gerçekten tercih edebileceğim hem fiyat performans dengesine uygun hem de dediğim gibi içerisinde bir e-kitap okuyucu olarak kullanabiliyorsunuz. O özellikle verdiği hissiyattan dolayı çünkü ekrandaki ışık oranını da buna göre ayarlayabiliyor. Gerçekten bir artık yanınızda kitap taşımak yerine buradan EPUB vesaire gibi e-kitap dosyalarını kullanabiliyorsunuz. Ve tabii ki renkli ekranla da kullanabileceğiniz gibi bir tabletle yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani gidip Netflix'ten dizi film de izleyebilirsiniz, YouTube'dan içerik de izleyebilirsiniz, Chrome üzerinden aramalarınızı, araştırmalarınızı da yapabilirsiniz. Bu açıdan önemli bir avantajı var ki MediaMarkt mağazalarına gelip özellikle bunun bu üzerindeki o kağıt hissiyatını mutlaka denemenizi öneriyorum. Şimdiye kadar kağıt hissiyatına yakın, en yakın tablet
tabletlerden biri olduğunu da söyleyeyim. Bir diğer yandan MatePad 10 var, örnek veriyorum. Huawei'nin daha yeni, hatta 10.4 inçlik bir tableti. Kılıfıyla beraber satın aldığınızda aslında bir iş bilgisayarı olarak da yanınızda böyle küçük taşınabilir şekilde kullanabileceğiniz bir model. Kirin 710 var üzerinde, yine böyle oyun vesaire noktasında size bir şey katmaz ama gittiğinizde klavyesi üzerinden işte ders notlarınızı kalemle almak yerine direkt klavyeden almak, normal bir bilgisayar kullanımı gibi klavyeyi kullanabilmek gibi bir avantajı da sizlere sağladığını söyleyelim. Bir de hemen burada bir Lenovo'nun YogaTab modeli var. Ben bu modeli farklı koşullar altında çok seviyorum. Çünkü her tarafı eşit değil. Şurada kalın bir yüzeyi var. Bu kalın yüzeyinin olmasının çok önemli avantajı oluyor. Benim de şu anda tek elle tuttuğum gibi çok rahat bir şekilde kavrayabilmenizi sağlıyor. Arka taraftan böyle çıkan noktası var ve dik bir şekilde kullanabiliyorsunuz YogaTab modellerinde. Buradaki 11 inçi ama ben özellikle 10 inçlik versiyonunu zaten HVP kanalında incelemiştik. Hem de keyifli bir şekilde kullanmıştık. Çünkü üzerinde hoparlör sistemi de lisanslı vesaire olduğu için çok iyi bir ses sistemi sunuyor ve kullanmak istediğinizde bu şekilde dik ve rahat kullanabilmek, herhangi bir şekilde kılıf vesaire almanıza gerek kalmadan kullanılabiliyor olması çok çok iyi. Hatta diyelim evde ekstradan bir şey yapmak istediğinizde bunu tersine de bir yere astığınızda çok rahat bir kullanımı sizlere sallıyor. YogaTab'in en sevdiğim noktalarından biri de JBL hoparlörleri. Özellikle yanlarında bulunan JBL hoparlörleriyle beraber gerçekten çok keyifli bir deneyim sağlıyor. Dik bir şekilde kullandığınızda zaten bir akıllı ekran gibi de kullanmanız mümkün ki öyle bir modu var. Google Asistan'a, ki artık Türkçe desteği de olan Google Asistan'dan bahsediyoruz. Hava durumunu sorma, evde bir akıllı sisteminiz varsa bunları kontrol etme gibi şeylerden bahsedilebilir ve biraz önce gösterdiğim şekilde tek elle tutuş formu gerçekten İlk başta aldığınızda sizi garipsetse de çok rahat bir forma entegre oluyor. İnternet sitelerinde gezerken haberleri ya da öğrenci olarak notlarınızı okuduğunuzda çok iyi bir deneyim sağladığını söyleyeyim. Yani aslında burada öğrenciler için söylüyoruz ama Yoga SmartTab için benim bu sevdiğim noktada evde bir, dediğim gibi, akıllı ünite gibi kullanmanız mümkün ki Google'ın kendi home sisteminde ana ünitenin fiyatını gördüğünüzde aslında bunun ne kadar iyi olduğunu da fark edeceksiniz kullandığınız zaman. Son olarak tabii ki bir tablet listesi yaparken iPad eklemediğimizde herkes bize bir kızacaktır. iPad'in düz versiyonu da özellikle öğrenci kullanımında listemizdeki en pahalı cihaz olmasına rağmen o klasik iPad abi ya kullanımında daha uzun batarya ömrü, rahat kullanım, Apple Arcade üzerinden ya da kendi satın aldığınız ya da ücretsiz olan uygulamalar üzerinden rahat rahat oyun oynama desteği gibi birçok noktada avantajı sizlere sağlıyor. Ve böylece aslında telefon vesaire kullanımında da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani elinizde bir iPhone'unuz varsa ve çok fotoğraf, video çekmekten doluyorsa direkt iPad'e AirDrop'la aktarıp telefonunuzda da yer açabilirsiniz. Yani aynı zamanda birçok farklı Apple'ın kendi ürettiği ya da Logitech vesaire gibi farklı markaların ürettiği kılıflarından da satın alarak iPad'i gerçekten laptop yerine kullanan çok fazla öğrenci, çok fazla çalışan var. Bu noktada tabii ki en son hem en yüksek fiyatlı ama genel kullanımda da her şeyi size sağlayabilecek A13 Bionic çipi ile beraber iPad'den de bahsetmesek olmazdı diyelim. Bizim seçtiğimiz ürünler bu şekilde. 2 adet Huawei'den, 2 adet Samsung'dan, aynı zamanda Lenovo'dan farklı farklı ürünleri sizlere söylemiş olduk. Peki siz ne kullanıyorsunuz? Kullandığınız tablet modelini ve aynı zamanda o tablet modeli hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Ya da Aydoğan, sen bunları seçmişsin ama bence şu tablet modeli var, bu da kesinlikle alınabilir, arkadaşlara öneririm dediğiniz de varsa tabii ki yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. MediaMarkt mağazalarına gelip tabletleri direkt buradan deneyimleyebilirsiniz. Ya da bu sıcakta beni dışarı çıkartma diyorsanız MediaMarkt.com.tr üzerine girerek hem cihazların özelliklerini hem de oradan sipariş vererek online alışverişinizi yapabileceğinizi söylemiş olalım. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir MediaMarkt videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.